Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi geldi. Beklenenden daha iyi. Zaten ben de öyle umuyordum. Fakat ben çok sevinmedim. Biliyorsunuz genelde enflasyon verilerinden sonra sevinirim. Uzun zamandır Amerika'nın enflasyon sorununu zaten çözdüğünü düşünüyordum. Fakat dün gelen veriler bana sadece enflasyon sorununun çözülmediğini, Amerika'nın artık deflasyona girdiğini gösteriyor. Kimse bunları konuşmadı. Ben size bugün neden Amerika'nın deflasyona girdiğini anlatacağım. Ve Fed gerçekten çok seri davranmazsa, hala bazı Fed'in üyeleri enflasyon beklediğimiz yerin azıcık üstünde gibi geyiklere devam ederlerse Amerika'nın başına muhtemelen onun Türkiye'ye yansımaları olacaktır. Ama Amerika'nın başına hisse senetlerinin başına neler gelebileceğini anlatacağım. O nedenle bence risklerimizi daha da iyi yönetme dönemine giriyoruz. Fed'in geç kalma ihtimaline karşı. Bu kanaatimce bir sürü Amerika piyasalarının konuşacağı ana konu olacak. Amerika deflasyona giriyor. Deflasyondan sonra neler olabilir? Bundan nasıl kurtulunabilir? Deflasyon hisse senetleri nasıl etkiler? Bütün bunları bugün konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Önce dün gelen verilere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde aydan aya manşet enflasyon 0,2 geldi beklentiler seviyesinde. Yıldan yıla enflasyon ise 2,9'a indi. Nasıl beklentiler seviyesinde geliyor? Aylık yıllıkta düşüş oluyor. %3'tü çünkü burada beklenti sebebi küsuratlar. Küsuratlarda aslında %0,2'nin de altında enflasyon. Çekirdek enflasyonda %0,2 geldi ve yıllıkta da %3,2 oldu. Burada da beklentiler çerçevesinde gerçekleşti. Fakat borsanın bu habere beklentisi oldukça sönük oldu. Dow Jones günü 0,61 pozitifle kapattı. Uzun zamandır endüstriyellere doğru kayma olacağını söylüyorum. Dün onu destekleyen bir hareketti. S&P 500 0,38 pozitif. Nasdaq aslında gün boyunca negatifti. Son anda bir atakla son 10 dakikada resmen 0, iç pozitif kapattı. Küçük hisse senetleri ise dün düşüş gösterdiler. -64 bir önceki günün yükselişini kaybettiler. Bunun bir kısmı doğal. Çünkü zaten PPI yani üfe enflasyondan sonra borsa çok hızlı yükselmişti. Ve o meşhur Japonya meselesinden beri de S&P 500 yükseliyordu. O yüzden dünden ben zaten aşırı bir yükseliş beklemiyordum. Burada Discord kanalında bunu belirtmişti ve şöyle demiştim. TÜFE hedefte uygun gelecektir. Ama baz etkisi zayıfladığı için yıllıkta biraz yüksek gözükebilir. Çekirdek de öyle gözüküyor. Hala 3,2 gibi. Hedefler çerçevesinde gelirse borsada pek bir hareket beklemem. Dün fiyatlandı gibi. Hatta demiştim eğer enflasyon çok düşük gelirse tepki sürprizli olabilir. Önce bir yükseliş sonra resesyon korkusundan dolayı düşme olabilir diye. Borsa dün düşmedi. Hafif yükseldi çoğu endeks. Ama bence henüz Wall Street dünkü verinin detaylarını çok incelemiş değil. Bugün gelecek yeni iki veri ışığında dünkü veriler yeniden incelenirse bu borsa için pek iyi olmayabilir. Nedir bugün gelecek önemli veriler? Bir tanesi işsizlik tabii. Devam etmekte olan işsizlik başvuruları 1 milyon 880 bin bekleniyor. Burada bir ani tırmanış olabilir mi? Pek ummuyorum. Yani ben buradan gol yiyeceğimizi düşünmüyorum. Yeni işsizlik başvuruları 236 bin bekleniyor. Burada da aşırı bir sıçrama beklemiyorum. Beni daha çok korkutan yer perakende satış verisi. Perakende satış verisinde aydan aya %0,4'lük yükseliş bekleniyor. Bir önceki ayda sıfırdı yükseliş. Burada hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Neden hayal kırıklığına uğrayabiliriz? Çünkü gelen sayılar dün enflasyonun içindeki detay veriler Amerika'nın deflasyona girdiğini gösteriyor. Ne demek deflasyon? Fiyatların artık yükselmeyi bırakmışlar. Sabit de durmuyorlar, düşüyorlar. Özellikle de tüketici için vazgeçilmez olmayan kalemlerde ciddi deflasyon var. Ve deflasyon demek ne demek? İki anlamı var. Bir tanesi fiyatlar düşüyor. Fiyatların düştüğü bir ortamda perakende satışların artması için ancak adet artışıyla bu mümkün olabilir. İkincisi de galiba tüketicinin de gücü iyice kesilmiş durumda ve tüketici yavaş yavaş lüks sayılabilecek zorunlu olmayan harcamalardan kayarak zorunlu harcamalara doğru kayıyor. Şimdi gelin enflasyon rakamlarının o detayına bakalım. Daha doğrusu da enflasyon rakamının detaylarına bakalım. Ve Amerika'yı neden bir deflasyonun beklediğini hatta Amerika'nın şu anda fiilen deflasyon içinde olduğunu detayına girelim. Yani dün gelen hedefteki enflasyon verileri tam doğruyu göstermiyor olabilirler. Amerika'nın bundan sonra konuşacağı konu deflasyon olabilir. Detaylara giriyoruz. Detayları bulacağımız web sitesi bls.gov burada yayınlanan enflasyon verileri. Baktığımızda ilk tabloya gıdada hafif enflasyon devam ettiğini görüyoruz. 0,2 civarında. Yıllık 2,4'e geliyor. Fed'in hedeflerine uygun. Son 12 aylığa baktığımızda zaten 2,2'ye düşmüş. Enerjiye baktığımızda enflasyon 0, 12 ayda 1,1. Yani buralarda korkunç bir sorun yok. Enerji herhalde Ağustos'ta biraz kıpırdayacak bu İran-İsrail meselesinden dolayı. Ama onun dışında enerjide her şey yolunda. Fakat
gıdayla enerji işin dışına bıraktığımızda enteresan bir tablo çıkıyor. Mesela ürünlere bakalım. Commodities less food and energy. Yani gıda ve enerjiyle ilgili ürünleri dışarıda bıraktığımızda geri kalan ürünlerde enflasyon eksi 1,9 yıllık. Son ayda ise eksi 0,3. Fiyatlar düşüyor. Burada deflasyon demektir bu. Mesela otomobillere baktığımızda yeni otomobillere eksi 1 enflasyon. İkinci el araçlara baktığımızda eksi 10,9. Giyim tarafına baktığımızda hala biraz enflasyon var ama o da yıllık %0,2 civarında ki bu ay eksi 0,4 gelmiş. Sadece tıbbi bakım ürünlerinde 2,8'lik enflasyon var. Fed'in hedefinin azıcık üstünde. Daha da enteresanı dün enflasyon düşüktü ama aslında düşük gelen toplam enflasyon içerisinde barınma tarafında enflasyonda bir zayıflama yok hala. Mesela barınmaya baktığımızda ana kaleme 0,2 iken bir önceki ay bu ay yine 0,4 geldi. Hatırlayın biraz sonra detayına gireceğiz ama barınma enflasyon en büyük kalemi ve burada yükselme varken toplam enflasyon düşüyor. %35-36 civarında barınmanın etkisi varken enflasyon düşüyor. Hakikaten enteresan. Yine ulaşım hizmetlerinde de otomobil sigortaları yine pahalanmışlar bu ay. Eksi 0,5'ten artı 0,4'e geçiyor enflasyon. Tıbbi bakımda da eksideyiz. Şimdi buradaki en önemli konu daha önceki aylarda enflasyonu yüksek tutan barınma ve özellikle otomobil sigortaları kaynaklı ulaşım hizmetleri tarafında enflasyon hala kuvvetli. Bir önceki aya göre yükseliş var ama toplamda enflasyon düşüyor. Bu durumda detaylara bir bakmakta fayda var. Çünkü belki de şurada gördüğümüz ikinci el yeni araçlar ve bunların dışındaki ürünlerde de ciddi deflasyon var ki toplamda enflasyon aşağı doğru inebiliyor. Biraz önceki görüşümü zaten şu özet tablo da destekliyor. All items less shelter yani barınmayı dışarıda bıraktığımızda yıllık enflasyon 1,7, aylık enflasyon 0. Tekrar söylüyorum, yıllık enflasyon 1,7, aylık enflasyon 0. Ve biliyoruz ki barınmada gecikerek yansıyor kira düşüşleri veya kiraların sabitlenmesi. Aslında sahadan gelen veriler Amerika'da son 12 aydır kiraların sabit olduğunu gösteriyor. Fakat çok uzun vadeli kontratlar var vesaire. O yüzden kiranın enflasyon rakamlarına yansıması gecikerek oluyor. Bundan daha evvel defalarca bahsettik. Demek ki bu ay eğer kiralarda da öyle bir yükseliş olmasaydı, hatırlayın bir önceki aydan da hızlı bir kira artışı var. 0,2'den 0,4'e gelmiş toplam barınma masrafları. Bu durumda aslında 1,4-1,3 civarı bir yıllık enflasyondan bahsedecektik. Aylıkta da enflasyon eksiye gelmiş olacaktı. Bu işte deflasyon yani her yönüyle deflasyon. Kalem kalem nerelerde deflasyon var bir de onu inceleyelim. Gıdada hala enflasyon var 0,2 civarında 2,4 Fed'in hedeflerine çok uzak değil. Peki neden var? Çünkü gıdadan vazgeçemiyoruz. Gıdayı satın almamız şart. Tüketicinin son mermisini harcayacağı yer burası ve gıdadan vazgeçmiyor. Gıda içerisinde de detaylara baktığımızda biraz daha lüks ürünlerde enflasyonun iyice düştüğünü daha temel ürünlerde enflasyon olduğunu görüyoruz. Yani ne anlama geliyor bu? Tüketici hızlı bir şekilde lüks üründen temel ürüne doğru kayıyor. Yani düşünün kendinizi, geliriniz azalıyor, işsizlik korkunuz artmış durumda, enflasyona da maaşınız yenildi. Biliyorsunuz Amerika'da maaşlarla enflasyon ilişkisi daha evvel konuşmuştuk. Ne yaparsınız? Önce nereden tasarrufa başlarsınız? Lüks ürünlerden. Gıda en son tasarruf edecek lüks üründür ama gıdanın içerisinde de lüks sayılabilecek yerler varsa oradan tasarrufa geçersiniz. Gıdada ama hala biraz enflasyon var. Burada mesela yumurtaya bakın yıllık enflasyon 19,1. Niye? Çünkü en zorunlu ürünlerden bir tanesi. Bir de işte Amerika'da tavuklarda bazı hastalıklar oldu. Enerji tarafından bahsetmiştik. Enflasyon yıllıkta %1,1. Orada aylıkta sıfıra inilmiş durumda. Enerji biraz dışarıya bağlı bir şey. O yüzden onu kalemlerin dışına bırakalım. Şimdi gelelim deflasyonun yaşandığı yerlere. Commodities less food and energy. Yani bütün ürünler içerisinden gıda ve enerji ile ilgili ürünleri düştüğümüz zaman enflasyon ne durumda? Household furnishings and supplies. Ev mobilyaları ve işte benzer. Eksi 2,3 enflasyon. Bu ay düşüş 0,3. Devam edelim aşağı doğru. Ana kalemler. Giyime bakıyoruz. Enflasyon yıllık 0,2. 0,2 demek temelde enflasyon yok demek. Yıllık diyorum bunu. Son ay düşüş eksi 1,6. Onun altında çeşitli kategoriler var. Mesela ayakkabıya baktığımızda enflasyon yıllık 1. Sadece bu ayki düşüş eksi 1. Yani o da deflasyona girmiş durumda. Yani şu anda hala pozitif gözüken kalemlerin bir bölümü de düşüşte. Araçlara bakıyoruz. Yeni araçlarda enflasyon eksi 1 yıllık.
aylıkta -0.1. Ticari araçlara baktığımızda bu ay tek ayda -1.1 düşmüş fiyatlar. Yıllıkta -10.9. Hatta araçlarda, yedek parçalarda vesaire bile fiyatlarda düşüş var görüyorsunuz. Motor Vehicle yani Equipment -0.3'e gelmiş yıllık bu ay hafif artış olmakla beraber. Medical Care'de artış var yani tıbbi bakım ürünlerinde artış var. O biraz zorunlu bir ihtiyaç yani ne olsa olsun tıbbi ihtiyacınız varsa almak zorundasınız. Eğlence ürünleri, Recreation Commodities dediğimiz yani insanların biraz daha ekstra parası olunca para harcayacağı yerler bu ay -0.3, yıllıkta -1.1. Bunun içinde detaya baktığımızda mesela video ürünleri -2.9, televizyon -5.4. Yani neden? Çünkü paranızda sıkışmışsanız televizyonunuzu değiştirmeye verirsiniz. Biraz daha ertelersiniz. Çok zorunlu harcama değil. Yani bir gıda harcaması gibi, bir tıbbi ürün gibi değil. Bunları ertelemeye çalışırsınız. Sporting Goods -1.8, yani sporla ilgili ürünler. Burada bir tek fotoğrafik yani fotoğraf makinelerinde bir artış var, sebebini bilmiyorum. Eğlence amaçlı kitaplarda biraz enflasyon var fakat buradaki büyük kalemlerin çoğu erimiş durumdalar. Oyuncak yani zorunlu ihtiyaç görülebilir evde bir oğlunuz varsa özellikle veya küçük bir kızınız varsa -2.8 enflasyon. Eğlence araçları Education and Communication Commodities buraya baktığımızda -6.2 enflasyon var. Alkolde enflasyon devam ediyor. Pek çok insan için alkol anladığım kadarıyla zorunlu ihtiyaç ama orada bile yıllıkta 1.9'a inmiş durumdayız. Buna karşın işin barınma tarafına gelince hiçbir gevşeme yok. Rent of primary residence yani kiracıların ne kadar kira ödediklerini beyan ettikleri yer enflasyonda yükselme var. Yine başka önemli bir konu ev sahiplerine soruluyor. Orada da artış var 0.3'ten 0.4'e ve baktığımızda ev sahipleri yılda 5.3'lük kira enflasyondan bahsediyorlar. Kiracılar ise yılda 5.1'lik enflasyondan bahsediyorlar ve bunların çarpanları daha evvel de söylemiştim çok büyükler. Hizmetler tarafına biraz bakalım. Hizmetler tarafında enflasyon biraz daha pozitif olmakla beraber orada da çözülmeler başlamış durumda. Şimdi household operations yani evle ilgili bakım hizmetleri mecburi ödüyorsunuz, yapacağınız bir şey yok. Medical care services yani tıbbi bakım hizmetleri mecburi ödüyorsunuz. Oralarda enflasyon var. Hastanelerle ilgili giderler mecburi ödüyorsunuz. Orada da enflasyon var. Yani vatandaş mecbur olduğu yerde hala enflasyonla karşı karşıya. Mesela motor vehicle insurance %18.6 yıllık. Geçen ay iyi bir düşmüştü. Bu ay tekrar %1.2'ye geldi. Onu da yapmak zorundasınız. Yapılması zorunda olan şeylerin dışında mesela airline fares yani uçuş giderleri düşmüş 2.8. Sırf bu ayki düşüş -7.1. Havayolu şirketi yatırımcısı olanlara dikkat diyorum. Türk Hava Yolları'nın etkilerini bilmiyorum ama yani uluslararası tarafta böyle. Diğer ulaşımlar -0.7 bu ay. Yıldan yıla -4.4. Eğlence hizmetleri, Creation Services'de biraz artış var. Bu ayda da artış devam ediyor. Bunu genel olarak şöyle yorumlamakta fayda var. Mesela ne var burada? Evde işte kablo TV, bizim işte Dijitürk gibi çözümler, üyelikler, video kiralama, hala video kiralama varsa onlar enflasyon yüksek. Çünkü insanlar benim kanaatimce gittikçe daha çok eve kapanıyorlar ve evdeki ufak tefek harcamaları yapıyorlar. Education and Communication Services enflasyon var. Çünkü eğitimden ne yapamıyoruz, tasarruf edemiyoruz ama orada enflasyon bayağı iyi bir yere gelmiş durumda. Evet, tablo böyle yani. Tablo diyor ki vatandaş zorunlu harcama dışındakilerden uzak durmaya çalışıyor. Televizyonu almayayım şimdilik, boş ver. Arabayı almayayım, eğlenceyi biraz erteleyelim. Zorunlularda enflasyon devam ediyor. Onlarda da barınma dışında hiçbir yerde Fed'i korkutacak bir enflasyon yok. Barınmadaki enflasyona gecikerek geldiğini biliyoruz. Artı barınmadaki enflasyon bir sebebi de yüksek faizler. Çünkü yüksek faizlerden dolayı Amerika'da insanlar evlerini değiştirmiyorlar. Yeni inşaatlar azalmış durumda. Konut tedariği azalıyor. Fed bütün bunları nasıl göremiyor? Hakikaten merak ediyorum. Ben aylardır Amerika'da enflasyon derdi yoktur, deflasyon sorunu olabilir diyordum. Artık deflasyon bir sorun haline geliyor. Tabii Fed'in önünde hala bir oyun sahası var. Çünkü faizle Amerikan enflasyon arasındaki fark gittikçe açılıyor. Muhtemelen bu yılın sonuna kadar enflasyon Amerika'da %2'lerin altına inecek. Yeter ki kiralarda biraz kıpırdanma olsun. Faizler ise 5.25. Şu ana baktığımızda muhtemelen bu ayın PCE'si 2.6 civarında gelecek. Fed'in esas önem verdiği enflasyon göstergesi. Fed'in faizi 5.25. Yani faizlerin ciddi şekilde inmesi gerekiyor. Ve Fed'in bunu panik yaratmadan sakin bir şekilde yönetebileceği zaman aralığı da daralıyor. Hatta belki de o zaman aralığının ciddi bir bölümünü kaybetmiş durumdayız. Bundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda resesyonu destekleyen bir veri yok elimizde hala.
İstihdam hala kuvvetli, hala ekonomik büyüme var. Üçüncü çeyrek içinde ekonomik büyüme sürecek gibi gözüküyor. Fakat zaman daralıyor. Lütfen FED bu konuda önem al. Çünkü tüketici tarafına baktığımızda alışveriş bir anda da durabilir. Kredi kartlarında ödememelerde artış olduğunu biliyoruz şu anda. Toplam kredi kartı borçlanma oranlarında artış olduğunu biliyoruz. Amerikan toplumunun toplam borcunun gayri safi milli hasılaya oranı tarihi düşük seviyelerde. Yani böyle bir mortgage krizi durumlarında değiliz artık. Mesela mortgage'ları insanlar ödüyor. Ne yapıyor insanlar? Daha ziyade kredi kartını geciktiriyorlar. Çünkü işte arabanın borcu, konut borcu, bunları gecikirsen bir anda el konabiliyor biliyorsunuz bunlara. Kredi kartını işte idare ediyorsun. Biraz ödeme artıyor, faiz artıyor ama devam ediyor hayat gibi. Yani kendini kurtarmaya çalışıyorlar. Çok büyük bir işsizlik olmadığı için büyük bir çöküş de yok henüz. Ama her gün zaman daralıyor. Ve muhtemelen önümüzdeki aylarda hep bunları konuşacağız. S&P 500 şu anda bu pazartesi Japon carry trade'den olan kayıpların tamamını telafi ederek geldi neredeyse borsalar. Hani borsalar aslında kendini bayağı tamir ettiler. Ama bu yeni bilgi gürültüsü işleri bozabilir. Bugünkü gelecek perakende satış ve istihdam verileri bu yönden çok çok kritik. Artık Amerika'da takip etmemiz gereken konu enflasyon değil. Amerika'da takip etmemiz gereken konu deflasyon. Ve deflasyonun ne zaman eğer FED doğru şeyleri yapmazsa resesyona dönüşebileceği. İşin kötü yönü Amerikan Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi iyi kötü biliyor. Bazı ezberleri var onları uyguluyor. Bir miktarda sonuç alınıyor. Ama deflasyonla nasıl mücadele edileceği o apayrı bir konu. Çünkü deflasyonda vatandaşın düşüncesi şöyle işlemeye başlıyor. Ya zaten fiyatlar düşecek niye alayım ki ben? Bu alışverişi ve piyasayı çok durduran bir mesele. Ve devlet para basıp vatandaşa dağıttığında da eğer o duygu hala devam ediyorsa vatandaş parayı alışverişe yönlendirmek yerine yatırıma veyahut da yastık altına yönlendirebiliyor. Japon carry trade'i bu temelde. Japonya'da Japon Merkez Bankası vatandaşa, şirketlere para yağdırdı. Tekrar canlansın ekonomi diye. Vatandaş ekonomi canlandıracağına gitti. Carry trade'le işte Türk borsasına, Amerikan borsasına yatırımlar yaptı. Bu da işleri kötüleştirebilir bir sürece gidebilir. Şu anda böyle bir felaket telalı yapmanın alemi yok. Ama FED geciktikçe felaketin ihtimali artıyor. Son bir konuda Ağustos ayında 22 Ağustos'a yanılmıyorsam Powell'ın konuşması olacak Jackson Hole'da. O konuşma çok kritik hale geldi. Orada ne mesaj verecek öngörmek çok zor ama şu mesajı çok net söylemesi lazım. Bizim konumuz artık enflasyon değil. Dün FED yöneticilerinden bir tanesinin böyle bir konuşması oldu. Artık enflasyona endişelenmiyorum, istihdam asıl korkum dedi. Ve borsa son 10 dakikada belki ondan biraz toparlandı çünkü akşam da onun konuşması. Buna benzer kuvvetli mesaj vermesi ve biz bu ülkede resesyona izin vermeyiz demesi gerekiyor. Gerçi şunu da hatırlatalım. Fed'in görevi resesyon değil, büyüme değil. Fed'in görevi istihdam. O yüzden onun üzerinden çok kuvvetli mesaj vermesi gerekiyor. Ve belki de Eylül ayında bizi şaşırtması lazım. Eylül ayında 25 bas puan yerine 50 bas puanlık bir indirim iyi olur. Fakat bunu doğru dile getirmeleri çok çok önemli. Yani geçen hafta pek çok ekonomist acil indirim yapsın dedi Fed. Ben pek istemiyordum böyle bir şeyi. Çünkü acil indirimler piyasada bizim göremediğimiz bir bozulma olduğu anlamına gelir. Öyle okunur piyasada ve düşüş sertleşir. O yüzden Eylül ayında 50 bas puanlık indirim iyi olur. Ama FED bunun iletişimini iyi kurarsa aksi takdirde FED'in 25 bas puana sadık kalması belki de piyasa için daha olumlu. Çünkü resesyon yok henüz. Ekonomi büyümeye devam ediyor. Ama çok fazla işaret artık FED'in bir şey yapması gerektiğini gösteriyor. Ve son olarak likidite tarafında da soru var. Mesela sadece FED'in faiz oranı değil piyasadaki parayı da çekiyor biliyorsunuz FED sürekli. Ve onun bir soruna dönüşebileceğini bu Japon carry trade olayında pazartesi günü gördük. Çok ciddi likidite sorunu yaşandı o gün. Bir sürü borsa işlem yapamadı Amerika'da. Yani bırakın Robinhood gibi daha küçükleri, Fidelity gibi, Vanguard gibi büyük borsalar da o gün işlem yapamaz hale geldiler. Çünkü likit değildi piyasalar. Böyle bir ani likidite krizi en çok korktuğum şeydir. Çünkü likidite krizi olduğu zaman özellikle de borçlu olanlar likidite dolayısıyla iflas etmemek için aniden her şeyi satmaya başlıyorlar. Likidite tarafında da alarm verici bir gündü o pazartesi günü. VIX'in o tuhaf sıçraması da ondan ilgili. Yani biraz tehlikeli sulardayız. Daha tedbirli gitmek gerekiyor. Kısmetse gelecek hafta uzun bir seyahate gidiyorum. Gerçi biz Afrika'ya gidiyoruz. Afrika'da da şimdi bir biliyorsun hastalık yayılmaya başladı. O yüzden biz de kendi risklerimizi reassess ediyoruz. Ama borsa risklerimi kesinlikle küçültüp de gideceğim. Sıfırlayacağım anlamına gelmiyor. Uzun vadeli pozisyonlarımı dokunmam ama kısa vadeler, trade'ler, daha orta vadeler. Onlar da çünkü oradan internete bağlanabilir miyim, ani bir şey olursa satabilir miyim, bütün bunları bilmediğim için biraz daha tedbirli bir portföyle tarihte gitmeyi düşünüyorum.
ana takım yatırım tavsiyesi değil elbette, yanında bilirim. Ben hala 2025 ikinci yarıya kadar Amerikan borsasının boğada olduğunu düşünüyorum. Sonuçta para bollaşacak. Ama o para bollaşana kadar ki beklenti yönetimi, aradaki mesajlar, borsanın ne konuştuğu, neyi fiyatladığı, oralar bana da karışık geliyor. Açıkçası 2022'nin Ekim'deki kadar kafam net değil. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, görüşmek üzere.